Normal bir ülkede bütün birimler araştırmalarını yapar ve kamuoyuyla paylaşırlar. Ama kamuoyunun endişeleri o kadar fazla ki, buralarda o kadar çok gizli kararı aldı ki devlet, ve o kadar çok meseleleri alıştıra alıştıra kamuoyuna, topluma söyledi ki hep soru işaretlerimiz var. Yani bunu toplumda ve yurttaşta aramak yerine bizatihi yönetimin kendisinde aramak gerekiyor hatayı. Tabii bir yandan da muhaliflere susturma operasyonu. Yani diyorlar ki bize, ortada olan şeyleri bile görmeyin. Fakat artık program başında ifade ettiğin gibi mızrak çuvala sığmıyor. Yani ekonomik çok büyük bir kriz var. Sokakta çok büyük bir memnuniyetsizlik var. Türkiye'nin her yanında böyle artık sıvaları falan dökülmüş bir durum değil. Temellerinde sarsıntılar var. Bu nedenlerden ötürü de herkes konuşuyor ama konuşulması da istenmiyor. Yani Türkiye böyle güllük gülistanlık bir ülke gibi gösterilmek isteniyor. Artık bu akılla da açıklanacak. Akılla da tutarlı hale getirilecek bir nokta değil. Ve buralarda da biz işte tutuklamaları, muhalefete baskıyı görüyoruz ki bunlardan bir tanesi Dilruba Kayserlioğlu. Genç arkadaşımız tutuklandı, cezaevine gönderildi. Allah'tan tahliye edildi. Ama bugün itibariyle halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek maddesi uyarınca 7,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şimdi bunun anlamı ne Figen? Yani ben şöyle okuyorum bunu. Bir yandan bunu da başaramıyor AKP iktidarı artık. Yani susturmayı da başaramıyor çünkü herkes konuşacağız diyor. Böyle cezalarla, hapislerle filan da bir etki de yaratılamıyor artık. Hani bunun ucu, bunun son nereye kadar gidecek artık? Ne yapılacak? Bunu göreceğiz. Bunu bir anlat. Bunu başka noktalardan da böyle sanki sert bize sağlamasını yaptıracaklarmış gibi bir hissiyatımız var. Bugün Murat Ağırel meselesinden onu da konuşacağız. Evet, şimdi Erk şunu söylemek lazım. Devletin bu yapısını, yani yargıyı bir bütün göremeyiz. Polisi, emniyeti bir bütün göremeyiz. İktidarı bir bütün göremeyiz. Hepsini böyle bakmamız gerekiyor. Bu çatışmayı açarken programı anlattım. Kaba taslak, genel hatlarıyla anlattım bu çatışma. Her alana yayılmış vaziyette. Çünkü burada parti ayrımı artık yapmadan söylüyorum. Yani burada AKP'nin içinde de veya AKP'nin kuvvetli bir tarafında da veya bir başka yerde de. Yani genel olarak Türkiye'yi bu yapının, bu sağlıksız yapının içinden kurtarmaya yönelenler en azından bu sağlıksız ortamda kendi dahilleri de olsa, bak ikisi de sorumludur dedim, kimse yanlış anlamasın, ama bu sorumluluğun taşınamaz hale gelmiş olması neticeleri itibariyle buradan çıkış noktası arayanlarla hayır Türkiye böyle kalmalı isteğinde, arzusunda, iradesinde olanlar her tarafta çatışıyor, çarpışıyor. Şimdi Dilruba tutuklandı. Siyasetin içinden, siyasetin içinden söz ediyoruz değil mi Figen? Yani yanlış Tabii anlaşılma çünkü olmuyor. siyaset asker işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de siyaset üzerinden konuşuyoruz. Yani siyaset dışında konuşabileceğimiz hiçbir şey yok. Dilruba tutuklandı. Nasıl tutuklandı? Kim, savcı değiştirildi? Bak oralarda. Neden bunu söylüyorum? Yani tarafsız, bağımsız bir yargı yok. Hukukun üstünlüğüne uygun, anayasaya uygun, yasalara uygun bir yargı olduğunu kimse söyleyemez. Üzülüyorum ben bunu söylerken. 34 yıllık bir hukukçu olarak üzülüyorum. Ama şimdi savcı değişti, o savcı geldi bilmem ne, böyle başladı değil mi olay? Yani 3 savcı tutuklamada 4. savcı da tutuklandı. Peki. Ne oldu? Avukat tutukluluğa itiraz etti. Hangi suçtan kaldırıldı tutukluluğu Dilruba'nın? Cumhurbaşkanlığına hakaret suçundan Dilruba'nın tutukluluğu kaldırıldı. Bu normalde. Çok kolay olacak bir şey değil biliyorsun. Bir cumhurbaşkanına hakaret edildi ve böyle tutuklu yargılandıysa 3 gün, 5 gün sonra kalkmaz. Demek ki bir irade bunu istemiyor. Türkiye'de artık böyle bir karışıklık yaşansın istemiyor. Bu irade tabii ki siyasi iktidar tarafındaki bir iradeden söz ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yargı böyle dosyalarda tek başına karar veremez. Verdiği görülmemiştir. Şimdi öbür suçtan tutuklu halin devamı oldu. Bir gariplik var. Bak avukat olarak bunu söylüyorum. Bir gariplik var.
Ne olacak? Yeni tutuk hali ne zaman incelenecek? 30 gün içinde incelenecek. 30 gün içinde duruşması varsa duruşmada incelenecek. Bitti. Bir daha tutukluluk incelemesi yok. Ama hakim her zaman tahliye karar verir mi? Verir. Verir. Ne oldu diyor Rubada? İyi saatte gelmiş, olsunlar gelmiş gibi bir gece vakti hakimin canı istedi. Usulde bir şey yok. Tahliye talep edilmemiş. 30 gün dolmamış. Daha geçen hafta incelemiş. Tahliye kararı. Ama Figen, bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben de senin hukukçu kimliğin hasabıyla haddimi aşmadan söylemeye çalışayım. Bildiğim kadarıyla avukatların bir itirazı var. Var. Reddedildi işte. Reddedildi. Reddedildi. Sonra o red kararından hemen sonra. Evet. 8 gün geçti. Evet, durduk yerde oldu. Çünkü avukat haberim yok diyor, hatırlıyorsanız. Evet. Yani avukat haberim yok diyor. Artık o süreç tamamlandı. Onu anlatmak istiyorum. Garipliği görüyor musunuz? Çatışmayı görüyor musunuz? Yani şimdi tabii ki bunu böyle anlayamazsınız. Çok doğaldır yani. İzleyicilerimiz de anlamaz. Ama bir hukukçu baktığı zaman dosyaya bak, tekrar anlaşılır bir şekilde anlatayım. Tutuklanır. Tutukluluğa itiraz süreci vardır. O itiraz süreci üzerine inceleme yapılır. O inceleme sonrasında bir karar verilir. O kararlar verildi. Yeni bir tutuklama itiraz süreci 30 gün geçmeden başlamaz. Zaten Dilruba'nın duruşması da bugün. Anlatabildim mi? Hakim orada nasıl bir şey durumdaysa, hakim Cumhurbaşkanlığı yönünden verdi tahliyeyi. Öbür taraftan veremedi. Veremedi. Çok net değil mi? Şimdi ya ne oldu? O zaman Figen. Ne olduysa bir dakika bitireyim. Ne olduysa verdi. Gece vakti. Avukatın haberi yok. Kimsenin haberi yok. Ailenin haberi yok. Ha şu da yanlış. Basın şunu da yanlış tartışıyor. Tartışıyoruz. Ben bunu mecburen anlatacağım. Anlatmak zorundayım. Doğrusu bu değildir tabii ki. Doğrusu ama yasada bu yok. Yasada birisi tahliye olduğunda ailesine avukatın haber verilir diye bir şey yok. Ama tabii ki verilmesi şık olanıdır. Vicdani olanıdır. Ahlaki olanıdır. Ama birisi tutuklandı da yakında haber verilmek zorundadır. Şimdi yaşadığımız bu tabloda. Dilruba olayı böyle dedi. Dilruba tahliye ediliyor. Vay ailesine haber verilmedi diye büyük bir tartışma konuşuyordu. Demek ki Dilruba'nın tahliye edilmesi gerekiyor. Özgür Özel'in ziyaretine sonrası ne tesadüf. Ya nasıl gariplikler var bak şimdi. Ve sonrasında Dilruba protokolde ağırlanıyor. Karşılıklı paslaşmalar bu ya. Yani ondan sonra Cumhurbaşkanı büyüme rakamlarının açıklandığı, enflasyon sıkıntısına boğuluyoruz, cenderesi içindeyiz. Sanayi eksi yazmış, işsizlik artacak, ihracat, ithalat hepsi teker teker ortaya çıkıyor. 3 çıkıyor büyüme rakamımız. Önümüzdeki dönem eksi 3'lere varacağı söyleniyor. Çok ciddi bir cender içindeyiz. Cumhurbaşkanı Dilruba'yı konuşuyor protokolde olmasına. Ya anlayamıyor muyuz, anlatamıyor muyum? Bu kısa alanda daha paslaşmalar gibi. Bu birileri bunu istiyor. Taralanda kısa paslaşmalar da olabilir Figen. Abi ters mi söyledim? Kısa alanda dar. Vallahi harika söylemişim. Çok güzel. Çok güzel yakıştı. Bunlar Türkiye'nin konusu olmayacak meseleler. Bir. Bunlar Türkiye'nin meselesi özellikle yapılıyor. Ve hukukçular tarafından da susularak izleniyor olması beni deli ediyor. Bunların konuşuluyor olmasının ve bizlerin bunlarla meşgul olup kaçırmış olduğumuz başka gündemler, çok ciddi gündemler varken hem biz bunlarla meşgul ediliyoruz, hem toplum kutuplaştırılıyor ve toplum kutuplaştırma süreci de kimseye fayda sağlamıyor. Ne siyasi iktidara, ne kamplaşma kendi vuruşmalarına, ne bize. Anlatabiliyor muyum? Biz oturup Dilruba'yı konuşuyoruz. Çok yanlış. Külliyen yanlış. Evet bir yanlış yapıldı, tutuklandı. Evet bundan dönme yolunda hareket edildi. Bugün verilen ceza bence suç unsurları oluşmuş değil. Suçun unsurları oluşmamıştı ama hakim karar vermiş. Kararlar eleştirilebilir. Bu karar da bozulur Dilruba yönünden. Dilruba'nın konuşması toplumda halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bir konuşma değil. Dilruba'nın öyle bir etkisi yok. Mikrofon uzatılmış sokaktaki bir insan, sendika başkanı değil. Parti başkanı değil, bir örgütün başkanı değil vesaire. Ama şunu da tekrar izleyicilerime söyleyeyim. Bakın 7,5 ay ceza verilmiş. Anlatabiliyor muyum? 4,5 yıl verilebilirdi. Şimdi artık bu konuları bizlerin de tartışmıyor olmamız lazım. Evet, ülkede çok ağır baskı döneminden geçildi. Bu ortam bilerek yaratıldı, istendi. Bu ortamdan
menfaat sağlandı. Bu ortamdan güç devşirildi, kadrolaşma yaratıldı. Ama bu ortam şu anda gitmiyor. Gitmediği için de bir refleks, sağlığa dönmeye dayalı bir refleks harekete geçmek istiyor. Ama devletin içindeki bu refleksi boğmak isteyen, hayır bunu yapamazsın diyen, Didubay'ı getirip sokaktan cezaevine koyan başka bir anlayış var. Türkiye bunu tartışsın isteyen başka bir anlayış var. Anlatabiliyor muyum? Ben de bunlara maalesef üzülüyorum. Evet, ifade özgürlüğü yok ülkede. Bu kesin. Ama bu Didubay tartışmasının da bu kadar yer etmesi, ülkenin temel meselelerini konuşmayacak kadar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında, Özgür Özel'in protokol yanında bulunması bu ülkenin insanların menfaatine değil. Hak, temel hak hürriyet nasıl diyeyim, mücadelesinde bu yeterli yakıt değil. Bu geri düşüren bir yakıt. Bu eksi yazan bir yakıt. Onu söylemek istiyorum. Şu ara senden çok korkuyorum. Bir de çok kızdığım bir konu medyaya, onu da söyleyeyim. Siyasi yasak. Flash. Siyasi yasak. Dur, geleceğiz oralara. Ben seni... konu. Yani medya, bu işin birazcık medyada kendisine bakması gerekiyor. Gerçekten. Figen, ben seni bu akşam itibariyle çok fazla sinirlendireceğim. Dur, acele etme sen. Bekle. Yavaş. Sinirlendirme. Ben zaten yorgunum. Ama bu konuda böyle bu algı operasyonu, herkesin böyle açılan bir tuzağın içine çat diye düşüyor olmasına garipsiyorum. O yüzden. Bak, anlattıklarından şunu çıkarıyorum ben. Bu benim hissettiğim savla ve öngörülerle de çok uyumlu bir şey. Devletin her yerinde klikler var. Birincisi bu. İkincisi, külliyen katılıyorum anlattıklarına. Yani yıllardır gündem değiştiriyoruz diye aslında bu tuzaklara hepimiz düşmüşüz. Bunun farkında değiliz. CHP ile ilgili kısmında meselenin çok farklı, fazla bir noktaya getirildiğini söylüyorsun. Bu noktaya getirilmesi de bu meselenin çok daha fazla tartışılmasına ve güncel sorunlardan uzaklaşmamıza yol açıyor diyorsun. Bunu da bu şekilde anlıyorum. Ve Dilruba konusunda hem devlet pratiği içerisinde varsa klikler, hem de muhalefetin hataları olduğunu ifade ediyorsun. Ben de böyle bakıyorum. Ya şu da çok enteresan aslında. Başından beri böyle toplum ilgilenirken muhalefet eksik kaldı bu konuda. Ama sonunda da abarttı meseleyi. Yani keşke başta çok ilgilenseydiniz, son kısmını abartmasaydınız. Bunu da böyle okuyorum. Ne dersin? Ya da herhangi bir hukuk mağduru da. Bak, ben amasız fakatsız sahip çıkanlardı. Amalı fakatlı sahip çıkanlar kendilerince vardı. Şimdi cezaevinde olanlar var. Ben onlara da şu anda amasız fakatsız sahip çıkıyorum. ama Dilruba'ya da ilk günden beri sahip çıktım. Dilruba gibi kim olursa sahip çıkarım. Çünkü düşünce hürriyeti temel hak ve hürriyetlerin en esasıdır. Ve bir toplumun ilerlemesi için en gerekli olanıdır. Eleştirirsin, düşünceni açıklarsın ki toplum kendisiyle çelişkilerini yakalasın, yüzleşsin ve yürüsün. Demokrasi için en olmazsa olmazıdır. Dilruba'ya sonuna kadar sahip çıkarım. Ama şimdi Dilruba'ya sahip çıkıldığı kadar çıkılmayanları görüyoruz, değil mi? Bak, yırtınıyorum şurada. Can Atalay için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gidiniz, dilekçe veriniz diyorum ya. Niye yapmıyorsunuz? Bak, olağanüstü toplantı mıdır nedir? Çağır, kabul etmeyecek Numan Kurtulmuş. Bu da açık. Değil mi? Başka bir sürü işler var. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Ama Dilruba'yla ilgilenirsiniz de, Cumhuriyet Halk Partisi olarak beraber de olursunuz vesaire. Ama yani şaşırtıcı bir şekilde sonra da tabii Özgür Özel bundan dönmeye de çalışıyor. Danışma kurulundaki konuşmasını izledim. İşte Dilruba orada kendisine açın sorun. Ona şöyle dedim, böyle dedim, şöyle yaptım. Kendisi böyle konuşuyor gibi bir ama bak ne oluyor yani, anlaşılır gibi değil. Ondan sonra alıyor o durumu, bu sefer o topu burada oynarken görüyoruz. Cumhurbaşkanından görüyoruz. Arkadaş, tamam, yani anlaştık. Gözaltı süreci enteresan, tutuklanma süreci enteresan, taliye süreci enteresan, hepsini anladık. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz yani?
iktidar muhalefeti şaşırtıcı hareketler içinde. Onu garipsiyorum ve onu da paylaşmak istedim. Onun da bilinmesi gerekiyor. Ailesine haber verilme zorunluluğu da yasal olarak yok. Tekrar ediyorum. Devlette vicdani, ahlaki olanı budur. Bunu bile saatlerce konuştular ya. Avukatlar dedi ki uyaba düşmemiş. Efendim düşmek zorunda değil. Önemli olan hakim bir tahliye kararı verdiğinde o tahliye kararının derhal yerine getirilmesi, tahliye edilenin bir saniye bile cezaevinde bırakılmamasıdır. Bunu konuşup yani bunların konuşulması ve bunların bütün ekranları bu şekilde saatlerce kaplamış olması beni çok şaşırtıyor. Hep beraber aynı oyunu değişik değişik taraftan mı oynuyoruz diye düşünmeye başlıyorum. Çok garipsiyerek. Figen biz yıllardır bunu söylüyoruz ya zaten. Bu meseleye yandık. Yani bir yandan da Türkiye'nin en büyük hastalıklarından biri. Bunu siyasetten falan da biraz bağımsız ele almak gerekiyor. Popülizm konusu. Yani anımsasana biz Dilan Polat'ı nerelerden tartıştık? Ne oldu şimdi? Şimdi niye tartışmıyoruz? Neden tartışmıyoruz? Fatih Terim oldu. Aynen öyle. Ya şöyle oluyor. Buralarda çok tık var. Çünkü magazin malzemesi de var burada. Ancak bu tık şurada sona eriyor. Ya arkasında başka bir şey var bu işlerin. Burası tehlikeli artık. Magazin çok güzel. Magazin çok tatlı bir şey. Buraya kadar eyvallah. Ama tehlike gelince herkes bir tarafa dağılıyor. 3-5 gazeteci ortada kalıyor. Bunlardan bir tanesi Murat Ağırel. Gazeteci infaz ihalesi bugün itibariyle. Bu aslında sadece Murat Ağırel'e değil, hepimize yapılmış bir tehdit, gözümüze sokulmuş bir şey. Yakın zamanda ne oldu? Hepinize yapılan tehdit vardı. Takipsizlik kararı verildi. Aynen yani öyle. Bu ülkede ne beklenir ki? Yani başka bir sonuç çıkar mı? O neler yazdı değil mi? Çok ciddi bir tehdit metni vardı. Kurşun askerler, kurşun kalemler bilmem ne gayet netti. Bir soruşturma aç. Bırak mahkemede yargılansın. Hakim tehdit unsuru var mı yok mu bir tayin etsin. O tweet'i yazan da bir hakimin karşısına çıksın bakalım. Bir ana adı bir baba adı sorulsun. Öyle değil mi? Aklanıyorsa tehdit suçu yoksa beraat etsin. Yani bir savcı olarak lehe delil de toplamak zorundasın. Savcı olarak aleyhe delil topladığın gibi lehe delil de toplamak zorundasın aleyhe de. İddianameni de hazırlayacaksın bana göre. Savcı yargıç yerine geçip takipsizlik karar. Sen nereden biliyorsun tehdit suçunun unsurlarının oluşup oluşmadığını? Senin görevin bu değil ki. Sen iddia yok, buralardan birimizi öldürtecekler Figen. Bu iş böyle görünüyor yani. Ama bak savcılar ne oluyor değil mi? Savcılar sokakları çok güvenli zannediyorlar. Aynen bravo. Kendileri böyle kararlar veriyor. Çok güzel güvenli zannediyor. Ne oldu işte o Yargıtay savcısını gördük. Maçtan çıkmış Fenerbahçe Alanya Spor maçını. Konuşmak için gitmiş. Ne oldu? Haberlere göre çok ağır darp edilmiş. Sokaklar güvenli değil ki. Herkes kabadayı. Herkes birbirine hesap soruyor. Herkes her an gözünü oymak için bekliyor. O kadın vardı ya. Doktor dövüyoruz biz o rahatlıktayız. Artık o rahatlıktaki insanların ülkesi. Birbirini döven, birbirine küfreden rahatlıktaki insanların ülkesi. Ey savcılar. Oturduğunuz yerde o takipsizlik kararlarını verdikleriniz zaman bakın ne oluyor sokak. Bakın bir Yargıtay Cumhuriyet Savcısının başına ne geldi. Sokaklar çok korkunç. Takipsizlik kararı yazması çok kolay. Sizin göreviniz her şeye takipsizlik kararı yazmak değil. Hoş, her şeye yazmıyorsunuz. Yandaşlar olduğu takipsizlik yazıyorsunuz. Orada çok etkili takipsizlik kararlarınız var. Ama başka bir karar geldiğinde de anında davaları açtığınızı görüyoruz. Ama böyle bir sokak var dışarıda işte. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Anında bravo, dövüyorlar. Aynen. Figen hatta biraz daha ileri getirip şöyle söyleyelim. Bunlar zannediyorlar ki Türkiye'de kaosu büyütürler. Bir iç çatışma zemini hazırlarlar. Pay hatlarıyla oynayıp toplumu birbirlerine düşürürlerse hala oturup sırça köşklerinde kararlar verebilecekler ya da sırça köşklerinde yazılar yazabilecekler. Yani çatışma böyle olmuyor ne yazık ki. Dünyada bunun örnekleri var. Herkes risk altında oluyor. Sokak sıkıntılı bir hale gelirse bakın savcının başına bunlar geliyor. Koskoca Cumhuriyet Savcısının başına bunların geldiği ülkede kimlerin başına neler gelmez bunun hesaba katılması gerekiyor. Bunlar hala böyle çok şaka ciddiyetsiz işler falan zannediyorlar. Hala böyle hani bir çatışma iklimi olursa sokak daha da sıkıntılı bir hale gelirse
bizi hala birileri korumaya devam edecek. Yürü aslanım kaplanım yapacaklar zannediyorlar ama öyle değil. Bakın şunu söylüyoruz. Çeşitli çeşitli kliklerin olması bile devlet içerisinde çok büyük bir risktir. Çünkü bu işin takibi yok. Kimin ne istediği belli değil, değil mi? Kim ne istiyor belli değil Türkiye'de. O nedenle herkes risk altında. Herkesin de bu nedenle aklını başına alması gerekiyor. Yargıtay'la ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bak o Yargıtay'da ne var biliyor musun? Bir bu çorap söküğü gibi bak. Böyle sökük başladın çatır 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 gider ne olduğunu bilemezsin. Tükenir bitirir. O Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi kararını itinayla yok sayanlar Yargıtay üyesi yapıldı. Aferin size dediler ya. Çok güzel özgürlüğü tahdit suçu işlediniz. Anayasa Mahkemesi kararına direndiniz. Yargıtay üyesi oldu. O Yargıtay. 117 kişi falan rakamı tam hatırlamıyorum. Dosyasını bir tek dosya açmamış Yargıtay'da oturup bir karar yazmamış birisini Anayasa Mahkemesi'ne üye seçtiler. O Yargıtay üyesi. Evet. Tamam mı? Şimdi böyle bunlar bir şey olmaz sanılıyor. Ya ne olacak ya? Anayasa Mahkemesi'ne de üye seçeriz. Anayasa Mahkemesi kararı yoksa yanında oturturuz. Takipsizlik kararı da veririz. Suç olsa da görmeyiz, duymayız, bilmeyiz. Bir şey olmaz bunlar. Olur. İşte oluyor. Oluyor. Sizin eseriniz. Siyaseti biyaseti eyvallah bir kenara koyuyorum. Ama bu ülkenin yargı mensuplarının da hukuka böylesine ağır ihanet ettiği dönem sanıyorum 100 yıllık cumhuriyette olmamıştır.